Merhaba sevgili kovalar. Selamlar sevgili kovalar, nasılsınız, iyi misiniz? Yılın çok önemli ilk yeni ayıyla beraber Sayın Demet Baltacı, Bilinçokul Astroloji ekibinden ve ben Oğuzhan Ceyhan sizlere iyi yıllar diliyoruz. Ve Lokum, Bilinçokulu'nun güzel maskot kedilerinden Lokum da, Gaya da burada. Bir Scottish Fold dediğimiz bir İskoç tüylü kedisi. bu benim kedim arkadaşlar, kimseye vermiyorum. Lokum. Yani Uranüs etkisi de evet, var. Baksana evet. Albert Einstein'a benziyor tipi. Evet. İyicene uçmuş diyorum. Lokum, neler bekliyor kovayı? Bana anlatsana sevgili evet, Demet. Evet sevgili kovalar. Lokum gitme. Mırmır. Yıla Oğlak Burcu yeni ayıyla başlıyoruz. 1 Ocak'ta yılın hemen ilk günü 10 derece Oğlak Burcu'na yeni ay doğuyor. Kova burçlarının 12. evinde doğuyor bu yeni ay. 12. yeni ayları biraz gizemlidir. Ne olacağını, etkisini biraz kestirmek zor olabilir aslında. Ya hep başıma check-up gelir, sağlık sorunu gelir, mide bulantısı gelir. Sağlığı etkileyebilir. Bunun yanı sıra gizli olan şeyler, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Venüs'ün retro olması, Plüton, Uranüs, Mars'ın etkilemesi bu yeni ayı. Aman gizli düşmanlıklar olabilir. Gizli düşmanlıklar olabilir, dedikodular olabilir, arkanızdan konuşmalar olabilir. Sizi çekemeyen mesleki olarak rakipleriniz sizin hakkında konuşmalar çıkardı. Bunu biz çok yaşıyoruz ama yani yaşıyoruz. Sen de ben de alıştık artık. Bir ara senin saçına takmışlardı, benim saç kesimime takmışlardı filan şeklinde. Hatta bazı arkadaşlar Juno yokmuş filan gibi böyle sığ sığ şeyler söylüyorlar ama astrolojiyle bilmiyorlar. Devam ediyoruz işte 12. evdeki bu gezegen evet. döngüleri gerçeği söylemek gerekirse çok kuvvetli ve çok güçlü etkilere sebebiyet evet, veriyor. Evet, evet. Ya şimdi bu 12. ev aslında yeni ayla beraber oldu mu ruhsal ve spiritüel gelişmeye, aslında yoga yapmaya, meditasyon yapmaya, çeşitli psikologlarla görüşmeye, astrolojik danışmanlık almaya sebebiyet verebiliyor. Lokum da astrolojiyi çok hızlı bir şekilde öğrenecek. Ya sevgili Demet, Lokum'a benzemiyor mu? Benziyor, aynı. Gerçekten. Bir de ben buna minik Jüpiter'im diye seviyorum. Rengi turuncu ya, gittikçe böyle turunculaşacak. Bir de ben kendime benzetiyorum yani. Bazen saç baş dağınık böyle teleskop başında çalışırken falan kendimi böyle görüyorum. Gözlerim de bana benziyor. Evet, gerçekten mau şeklinde. Yani kısacası evet. 12. evde oluşacak bir yeni ay var. Plüton tekrarıyla hırsızlıklara dikkat edin. Çevrenizdeki insanların arkanızdan oynamasına dikkat edin. Oynuyorlarsa da hallediverin gitsin dediğimiz bir olgu var. 16 Temmuz'dan itibaren de bir yeni ay döngüsüyle, yani dolunay döngüsüyle karşılaşıyoruz. Yengeç dolunayı olacak. Yengeç dolunayı da 6. evinizde olacak. Sevgili kovalar, işle ilgili konular, günlük hayatınızı, rutinlerinizi etkileyen bazı konularda değişimler, dönüşümler yaşayabilirsiniz. Sağlığa biraz dikkat etmek gerekiyor çünkü Venüs-Mars karesi var. Mars terazide, evet, Venüs oğlakta ciltle ilgili sorunlar. Evet. Yüz felci çok yaratıyor aşırı soğuktan dolayı. Soğuk, ateş. Bak, soğuktan dolayı buna benzeyen bazı yapılara sebebiyet veriyor. Soğuktan dolayı ateşlenmeye sebebiyet veriyor. Altıncı, birlikte çalıştığınız bir hanımla ilgili sıkıntılar olabiliyor. Evet. Yanınızdaki yardımcıyı, yanınızdaki temizlikçiyi veya yanınızda size değer veren yanınızda çalışan bir insanı işten çıkartabiliyorsunuz. Bunun yanında da evcil hayvanlarla evet, ilgili konulara dikkat ediyoruz. Ama çoğunlukla giyim tarzınız, evet. giyim tarzınızla ilgili bazı değişimler olacaktır. Bunun yanında o giyim tarzının haricinde de iş ve kariyer yaşamında yeni haberler gelecektir ama yoğun bir dönem. Yoğun bir dönem gerçekten. Özellikle Venüs-Mars söz konusu olduğu için biraz böyle ilişkiler, insan ilişkilerinin de biraz karışabileceği, karmaşalar olabileceği bir süreç. Biz astrologlar için biraz zorlu evet. dönemlerde çünkü bu 16 Ocak Dolunay'ı takip eden dönemde gerçekten problemli ilişkilere sahip, duygusal böyle karışıklıklara sahip, kendisini duygusal değerleri içinde yeterince yeterli görmeyen kişiliklerle çok fazla danışmanlık yaparız. Evet. Kendileri yorgun insanlarla karşılaşırız. Yani ilişkilerde de bireyler kendilerini çok görebilirler. Neyse arada çok günümüz, çok önemli günler yok. Böyle 24 Ocak'ta Akrep Burcu'nda son dördüm var. İş ve kariyerle ilgili küçük bazı haberler gelebiliyor. 25 Ocak'ta Merkür kare Satürn var. Para ve parayla ilgili konular biraz evet. gündeme gelebilir. 30 Ocak'tan itibaren önemli bir yeni ay var. Hadi bunu anlat bak. Ben 29 Ocak'ım ya. evet, benim başıma ne halt gelecek? Bir yıl boyunca onu göreyim. Kova Burcu yeni ayı doğuyor. 30 Ocak'ta 10 derece Kova Burcu'nda doğacak. Tam Venüs retrosunun bittiği bir dönem aslında. Venüs'ün durgun olduğu. Stationary point. Stationary point dediğimiz.
Tabii ki bir gezegen station point olduğunda çok daha fazla vurucu olur değil mi? Etkisi çok daha... Çok güçlü. Yani retrodan... Plüton kavuşumu var aynı zamanda. Retrodan bak, stationary pointler çok fazla bilinmez. Aslında evet. Çok fazla evet. Yani böyle 100 bine yakın mail aldık biz bu stationary pointlerle ilgili. Bilgi verilmesiyle ilgili. Stationary point gezegen aslında bir orayı kategorize etmeyi temsil evet. ediyor. Yani Venus Station Point olduğu zaman şu markayı giyerim, bu markayı giymem şeklinde, evet. şununla çıkarım, bununla çıkmam takıntılar şeklinde. Olabilir, evet. Takıntılar. Başka nere? Değersizlik duygusuna sahip olmak. Özellikle Venüs'ün retrosu gerçekten ilişkilerle ilgili ciddi sorunlar çıkarabiliyor. Kadın erkek ilişkilerinde kişinin kendisini değersiz hissetmesine sebebiyet veren bir yapı. Bu karma ile alakalı bir tabii yapı. Tabii ki karma ile alakalı. Geçmiş yaşam karma ile alakalı. Yeterince değer görmediğini zannetmeyle alakalı. Ama bak, yaşaması gerekiyor. Venus stationary point evet. veya retrograde, bırak Venus'u. Mars stationary point, retrograde pozisyonlarda da aynı sorunu yaşıyoruz. Mesela bak, küçük bilgi olsun arkadaşlarımıza. Yılın en tehlikeli günlerinden biri Güneş Satürn karşıtlığıdır ama Satürn'ün stationary point olduğu gün de tehlikelidir. Tabii 1 Mart. 1 Mart. 1 Mart çok ilginç bir gün. Şimdi 1 Mart çok ilginç bir gün 1 Mart. 1 Mart'ı yorumlarken çok zorlanıyorum. Satürn station point. Station Mars, point. Station point. Station point. Güneş Jüpiter trinesi ve yeni ay var. Şimdi Mars stationary point, Satürn stationary point, Güneş Jüpiter trinesi yeni ay. Güneş ve Jüpiter trinesi olmasa savaş çıkacak deriz. Evet, o biraz kurtarıcı bir etki. Yani ama gene de ilginç bir insanların, yani 2014 pek çok kişinin hayatında zorlu dönemlere sebebiyet verecek. Bunu A'dan Z'ye biliyoruz. Sevgili Kova, 2014'te astrolojik olarak başına neler gelecek, neler göreceksin? Bilinçokulu YouTube kanalında gerçeği söylemek gerekirse bunlara bir tık kadar yakın ulaşabilirsin. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güle.